Şimdi 29 basamaklı sayı verilmiş. Biz 29 basamaklı olduğuna göre şöyle yazıyorum. 52. Aslında normalde boşluk tabii 520'ymiş. Boşluk bırakmamak lazım ama ben şöyle üçlü gruplayarak yazacağım. Şöyle 520. Bu şekilde ilerliyor. 3-3 gideceği için 27. basamağa kadar bu şekilde gelirler. Burada 27 tane basamak olduğunu düşünelim. 27, 28, 29 olması için şöyle 5, 2 diye biter. Şöyle üçlü üçlü gruplandırdığımız zaman burası 27 basamak, 28, 29. basamak. Demek ki bu 520'lerden burada 9 tane olmalı. 9 tane olmalı ki her biri 3 basamaklı 27 basamak oluşsun. 28, 29 basamak olsun. Şimdi şöyle demiş. Bu sayının 9 ile bölümünden kalan m. Biz bu sayıyı 9 ile bölümünden kalanı bulmak istiyorsak yani m'yi rakamları toplamının 9 ile bölümünden kalanı bulmalıyız. Şu ikisinin toplamı 7 ama bunlardan 9 tane var. 7 çarpı 9 artı 5 artı 2 rakamlarının toplamı. Burası 9'a tam bölünüyor. Hiç dikkate almaya gerek yok. 5 artı 2'den 7. Bizim m sayımız 7. Bunu bulduk. 8 ile bölünebilmek kuralını uygulayalım. 8 ile bölünebilmek kuralı bu 9 ileydi. 8'e bakalım. 8 ile bölünebilmek kuralı son 3 basamakla alakalı. Son 3 basamağın şu 0,52 diye bitiyor. Biz bunu 8'e böleceğiz. 6 kere 8, 48 çıkarırsak 4. Demek ki bizim n sayımız da evet, n sayımız da 4. 4 olacak. Bizden istenen m bölü n. Bu da 7 bölü 4 olacak.